Videolarda anlattığım hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Cuma günleri çıkarttığım videoların içeriğine Telegram grubu üzerinden Perşembe günleri birlikte karar veriyoruz. Bu Telegram grubunda oluşturulan ankete girecek projeleri de yine sizlerden YouTube videoları altına veya Telegram grubunda gelen yorumlar ve talepler üzerinden karar veriyoruz. Sizlerden gelen yorumlar ve talepler buradaki liste üzerine ince ince işleniyor. Bir projenin ne kadar çok farklı kişiden ne kadar farklı zamanda talebi geldiyse o kadar çok bu listeye girme ihtimali oluyor. Bir de son dönemlerdeki popülerliğine, trendine bakmaya çalışıyoruz. Bu doğrultuda yine dün Telegram grubunda yaptığımız anketin sonucu karşımızda. Bu anketin sonucunda Cyber Zeta Portal Dimension 4 projenin aynı anda incelenmesi %37 ile kazanmış durumda. O yüzden bu videoda bu dördünü incelemeye çalışacağım. Tabii bu dördünü incelerken Excel dosyası üzerinden inceliyorum. Çok fazla proje olduğu zaman verim düşüyor bildiğiniz üzere. 4 proje aşağı yukarı ideal gibi görünüyor. Ben bu projelerin her birinin CoinGecko sayfalarını ve web sitelerini açtım şu anda ama bunların üzerinden ilerlemeyeceğiz. Tek proje incelediğimiz zaman çok daha detaylı, verimli oluyor ve üzerinden gidebiliyoruz. Ama yine benim hazırladığım şu Excel üzerinden gideceğiz bu videoda. Başlayalım. Şimdi Cyber, Zeta, Portal ve Dimension. Öncelikle projelerin ne olduğunu anlamaya çalışalım. Her birini grafikler çizerek anlatmayacağım ama ne olduklarını bilmemiz gerekiyor. O yüzden üzerinden bir geçelim. Cyber'la başlayalım. Kategorimiz Social Fi. Peki bu Cyber Social Fi olayını nasıl yapıyor? Cyber Connect dışarıdan ilk bakıldığı zaman bir sosyal medya platformu gibi görünüyor veya sosyal medya uygulaması mı oluşturacaklar acaba gibi görünüyor. Fakat derinliklerine girdiğimiz zaman sosyal medya platformları oluşturma platformu olduğunu anlayabiliyoruz. Bunun detaylarını şuradaki API docs'a bastığımızda açılan dokümantasyonda okuyarak öğrenebiliriz. Bu altyapı üzerine de şu anda Link 3 adı verilen bir tane platform oluşturulmuş. Çok sayıda da başka partner var. Bu partnerlerle birlikte yenilerinin de oluşturulması için çalışmalar başlamış. Bir altyapı platformu ve temel olarak token Ethereum'un üzerinde Binance'de de var. Fakat uygulamalarda çalışabilmesi için sürdürülebilir bir şekilde Ethereum'un katman ikisi olan Polygon'u temel olarak kullanıyor ama token Ethereum'a bağlı. Gelelim ikinci projeye Zeta. Zeta projesi katman bir proje. Fakat bu katman bir, özgün bir katman bir. Burada bazı açıklamaları yazıyor. Yine dokümantasyonla gittiğimiz zaman detaylarını öğrenebiliyoruz. Öyle bir katman bir ki Zeta. EVM uyumlu, EVM uyumlu yani Ethereum üzerinde nasıl kod yazıyorsak Zeta'nın üzerinde de yazabiliyoruz. Aynı zamanda başka birçok yapıyı da destekliyor. En büyük özelliği de chainlerin ortasında bulunup bir mesaj protokolüyle bu chainlere bağlanabiliyor olması. Örneğin Bitcoin'e de bağlanabiliyor, Ethereum'a da bağlanabiliyor, diğer blockchain'lere de bağlanabiliyor. Hepsinin ortasında duruyor. Aynı zamanda kendine ait de bir blockchain'i var. Burada da ekosistemini geliştiriyor ve EVM kodlarında kullanabiliyoruz. Bitcoin ve Ethereum'un ortasında durabiliyor dediğimiz şimdiye kadar köprü kurulmadan bağlantı kurulabilen en ileri teknolojilerden bir tanesini kullanıyor. En yenilikçilerden bir tanesi olarak düşünebilirsiniz. Peki bu nasıl oluyor? Bir mesajlaşma protokolüyle oluyor. Birazcık daha küçük bir modül. Tabii ki teknik detaylarına şimdi bu videoda girmiyoruz. Ama Zeta'nın özgün yeni sistemleri kullanan katman bir blockchain olduğunu bilmemiz yeterli. Portal'a gelelim. Üçüncü projemiz. Kategorimiz Gamify. Portal projesi kendine ait aslında bir blockchain'i yok. Ethereum üzerinde token'ı var. Zeta'dan da bahsetmedik. Zeta'nın Ethereum'da da Binance'de de token'ı var ama artık Zeta'nın kendi blockchain'i olduğu için Zeta Chain'e geçiş var. Diğer token'lar göz ardı edilebilir. Portal Ethereum'un üzerinde bir token. Portal'ın web sitesine girdiğimiz zaman şu anda neredeyse site bomboş diyebiliriz. Az sonra zaten değineceğiz buna. Şu anda herhangi bir şey yok projede. Projenin temel konsepti şu. 200'den fazla oyun var diyor burada ve bu oyunlar piyasada zaten var olan oyunlar. Portal öyle bir proje ki bu oyunlarla partnerlikler oluşturmuş. Bu oyunlarla etkileşime girecek Portal token'ı oluşturmuş. Fakat tabii oyunların hepsinin içerisine entegre olamayacaktır tam anlamıyla. Tabii ki Star Atlas ve benzeri projelerin kendi token'ları ve kendi mekanizmaları var. Fakat Portal
ucundan da olsa bu projelere değinip o oyuncularla etkileşime girecek bir mekanizma için bu oyunlardan partnerlikleri yapmış. Sonucunda da ulaşmaya çalıştığı şey şu: bu oyunların her birinden partnerlik, ortada Portal diye bir token ve oyuncuların Portal token ve oyunlarla ilişkilerini tuttukları bir ağ, ufak bir ağ. Ama bu ağ böyle blockchain ağ olup da her şeyinin işte atıyorum Explorer üzerinden takip edileceği bir ağ değil. Özel, birazcık daha gizli bir ağ. Oyuncular ve oyunlar arası sanal bir ekosistem oluşturmaya çalışıyor. Başlangıç olarak bu şekilde, ama şu anda herhangi bir şey yok. Sadece partnerlikler var. Hiçbir şey yok. Sadece ufak tefek bazı açıklamalar var. Node mekanizması var bu bilgilerin barındırılabilmesi için. Dimension'a girelim. Katman 2 Phi yazdım yanına. Çünkü Katman 2 değil aslında. Katman 2 oluşturabilme platformu. Dimension'da yine Zeta gibi son teknolojiyi kullanan, en güncel teknolojiyi kullanan, hatta Celestia'yı incelemiştik yakın zamanda, biliyorsunuz o da modüler altyapıyla blockchain oluşturmaya yarıyordu. Dimension'da Celestia'nın belli başlı modüllerini kullanarak bir altyapı oluşturmuş. Bu altyapı sayesinde bizler, işte kurumlar, şirketler veya ekipler gelip katman ikiler oluşturabiliyoruz ve bunu kolay, sürdürülebilir bir şekilde yapıyoruz ve modüler bir şekilde yapabiliyoruz. Dimension içinde yine dokümantasyonumuz var. Bu dokümantasyonumuz tertemiz bir dokümantasyon. Katman 2 nasıl oluşturulur? Burada öğrenebiliyoruz. Dimension'ımızın temel konsepti de bu şekilde. Dördünün de temel olarak ne olduğunu az çok şimdilik anladık. Şimdi şuradaki Excel üzerinden devam edelim. Öncelikle sıradan başlayacağım ama yaştan başlamak istiyorum. Projelerin hepsi genç. Burada bir tek Cyber yaklaşık 6 aydır CoinGecko'da. Diğerlerinin hepsi daha yeni yani. 2024 Şubat. Tabii ki projelerin başlangıç ve tasarım süreçleri birazcık daha eskiymiş. Fakat benim anladığım kadarıyla şu anda boğanın kıpırdanmaları olduğu için piyasaya çıkmak için böyle bir döneme karar verilmiş gibi bir hava var bu projelerde. Cyber 6 ay kadar önce olduğu için buraya ufaktan dahil oluyor bu mentaliteye. Projelerimizin hepsi genç. Birinci konumuz bu. İkincisi, projelerimizin hepsinin sıralaması yüksek. Daha piyasaya yeni girmiş projeler. Yine burada Cyber 410'dan diğerlerine tam olarak katılmıyor. Ama diğer 3 projede ilk 200'ün içerisinde, daha CoinGecko'ya gireli 1 ay olmamış. 1 ay daha yeni bitiyor. Projelerin hepsi ilk 200'de. Buraların hepsi kırmızı. Neden? Şimdi burada öncelikle şunu hatırlamamız gerekiyor. Devam edeceğim. Yorumların içerisinde de tabii ki söyleyeceğim tekrar tekrar. Bildiğiniz üzere Internet Computer diye bir proje var ve bu Internet Computer projesini daha yeni işte yaptığım sepet videolarında, kendi oluşturduğum sepette de alıyorum. 2 dolar 2 dolar, yatırım tavsiyesi değil. Fakat gördüğünüz gibi internet computer CoinGecko ilk girdiği dönemde 460 dolar. Ve hatta biz burada 460'ı görüyoruz, borsalarda 1000 dolarların üstüne çıkmış. Ve o dönemde satın alan kişiler oldu bildiğiniz üzere. Neden aldılar? Bu piyasa boğaya girdi, artmaya devam eder. Bu 10 bin dolarlara çıkar diye düşündüler ve aldılar. Sonra ne oldu? Ayı piyasası geldi. Projenin fiyatı 2 dolara değdi. 2 dolar. Fakat 2 yıllık süreç sonunda bu proje artık altyapısını oturttu ve güçlü bir projeye dönüşmeye başladı. Hala 22. sırada yerini koruyor. Fiyatı da boğayı ufak ufak takip ediyor. Burada anlatmaya çalıştığım şey aslında projelerin evreleri ve bu projelerin evrelerini doğru anlamak gerekiyor. Tabii ki tespit yapmak çok zor. İnternet Computer 2 yıllık sürecin sonunda projeyi adam gibi oturtamayabilirdi ve çok daha fazla düşebilirdi. Sıralamada da çok aşağıda olabilirdi. Bu boğada da fiyatı artmayabilirdi. Şimdi burada baktığımız 3 proje: Zeta, Portal, Dimension, bir kere borsa durumları full. Yaşlar sıfıra yakın. Sirkülasyonlar %10-15 civarlarında ve ilk 200'deler. Bu projelerde tıpkı internet kompütörün ilk dönemindeki gibi boğanın içerisinde uygun bir yerde yüksek bir fiyattan satışa başlamış durumda. Neden? Çünkü projelerin ön yatırımcıları var, gizli yatırımcısı var, ekibi var. Belli bir fiyat üzerinden satış yapmak istiyorlar. Şimdi boğa devam ederse bu projelerin gidişatı bambaşka olur. Boğa devam etmezse, bir anda piyasa terse dönerse, bu projelerin gidişatı bambaşka olur. Ama önemli olan uzun vadede yine internet kompütörün yaptığı gibi altyapıyı oturtacaklar mı?
oturtmayacaklar mı? O yüzden bizim birazcık daha detaylarını anlayıp bu ışığın olup olmadığını karar vermemiz gerekiyor. Eğer güçlü bir şekilde tasarım devam ederse bulundukları yerlerden hiç düşmezler. Belki yukarıya da çıkabilirler. Bir önemli konu daha var. Şu anda boğanın erken evrelerindeymişiz gibi görünüyor. Yatırım tavsiyesi değildir. Her şey değişebilir. Eğer gerçekten erken evrelerindeysek ve boğa şiddetli bir şekilde gelmeye devam edecekse bu projeler yine arada artabilirler. Sıralamada da yukarılara gidebilirler. Çünkü o tip bir boğada neyin ne olacağı pek mantık çerçevesinde ilerlemiyor bildiğiniz üzere. Şimdi projelere tekrar dönelim. Birazcık genel bir yorumdan sonra kategorilerine baktık, yaşlarına baktık. Sirkülasyonlarını arada söyledik. %10'lar ve %15'ler. Sıralamalarımız da hepsinde aslında yukarıda. Cyber'ın ki sadece 400'lerde olduğu için bir tık aşağıda sayılabilir ama onun bile sirkülasyonu ve yaşı oldukça küçük durumda. Borsa listelemeleri hepsinde full. Önden büyük bir hazırlıkla bütün borsalarla anlaşılıp ön yatırımlar hemen aktarılmış ve sürece başlanmış. Yani aslında şu anda projelerin tasarımlarından çok bu projelerin hepsi için geçerli. Daha başlangıç aşamasındaki para alışverişleri döneminde bu projeler ve çok stratejik bir şekilde piyasaya girmeye çalışmışlar. Bakalım ekipler bu bütçeleri doğru yönetebilecekler mi? Ürünleri çıkartıp bu projeleri piyasada benimsetebilecekler mi? Önemli olan konu bu. Çünkü terste kalırsanız herhangi birini satın aldınız diyelim ve terste kaldınız. İçeride bekleyip de zararınızı karşılayabilir misiniz? Önemli soru işaretlerinden bir tanesi tabii ki bu. GitHub durumlarına geliyorum. Şimdi Cyber, Zeta ve Dimension'ın GitHub durumları orta seviyede. İyi de değiller, kötü de değiller. Orta iyi diyebileceğimiz bir seviyedeler. Portalın GitHub'ını ben bulamadım. Eğer bulursanız videonun altına yazarsanız pinlerim ama ben araştırdım ve bulamadım. Twitter'da hepsi aşağı yukarı iyi durumdalar. Hepsi zaten çok ciddi bir marketing bütçesinden yani takipçileri çok yüksek. Olması gerekene göre çok yüksek. Pek gerçekçi değil. Ama yine de iyi paylaşımlar düzenli olarak devam ediyor hepsinde. Kapsam en önemli kriter benim burada yazdıklarımın içerisinde token utility'sinden tutun, web sitesinin içeriğinden, dokümantasyonun doğruluğundan, GitHub'ın içerisindeki doğruluktan ve projenin etki edebileceği topluluk çapından hepsinden bahsetmeye çalışıyorum bu kapsamın içerisinde. Burada en geniş olan, en yeşil alan Zeta projesi oluyor. Katman bir, birçok blockchain'e bağlanabiliyor. Kendi EVM uyumlu ve ekosisteminde hali hazırda bir sürü uygulama zaten çalışmaya başlamış. Şaşırtıcı derecede fazla uygulama var gerçekten ekosisteminde çalışan. Cyber, Portal ve Dimension'a orta dedim burada. Portal'da ürüne yönelik neredeyse şu anda hiçbir şey yok. Sadece partnerlikler var. Ama zaman içerisinde dönecektir. Orta seviyeyi koruyabilir. Cyber altyapı oturtmaya başlamış ama üzerinde çok fazla sosyal medya uygulaması yok henüz. O da önümüzdeki süreçte orta durumunu koruyabilir. Dimension temel olarak bizim gibi bireysel kitlelere hitap etmiyor. Katman 2 oluşturabilmek olduğu için biraz daha kurum, kuruluş ve ekiplere hitap ettiği için kapsam olarak orta kalıyor. Aslında altyapı çok geniş ve güçlü bir altyapı ama etki alanı birazcık dar olduğu için yine orta yazdım. Blog paylaşımlara geldiğimizde yine portalın ben blog paylaşımlarını bulamadım. Eğer bulursanız videonun altına bırakırsanız mesajınızı pinlerim. Cyber ve Dimension'ın blog paylaşımları düzenli devam ediyor. Belirli periyotlarda orta seviyede. Zeta'nın blog paylaşımları beklediğimden iyi. O yüzden ona iyi yazdım. Cyber, Portal ve Dimension'da YouTube henüz yok görünüyor. Yine ben bulamadım bulursanız mesaj olarak bırakabilirsiniz. Sevinirim. Projeler çok yeni oldukları için olabilir. Çok yeni projeler YouTube'larını sonradan oturtabiliyorlar. O yüzden bu konu aslında takip edilmeli. Ürünler çıktıkça, toplantılar yapıldıkça YouTube'ların yavaş yavaş oturması gerekiyor. Bu projelerle ilgileniyorsanız bu konuyu da takip edebilirsiniz. Ama Zeta'nın YouTube'u yine beklediğimden iyi durumdaydı. Çok düzenli ve disiplinli bir YouTube içeriği çıkartılıyor. Ekibe geldiğimiz zaman Portal ve Dimension'in ekibini bulamadım. Yine bulursanız, mesaj olarak bırakırsanız sevinirim. Bayağı araştırdım. Yine de bulamadım. Cyber ve Zeta'nın da ekipleri yine beklediğimden iyiler. Röportajları var YouTube'da ve bu röportajlarda konuşulan şeyler ekibin olaya bakış açısı ve teknik bilgisi bence yeterli seviyede. İkisinde de iyi durum var.
Şimdi projelerin negatif ve pozitif yanlarına birazcık daha fazla şey yazdım. Bu sefer buradaki kriterleri azaltıp şurayı birazcık anlamaya çalışalım. Şimdi Cyber'dan başlıyorum. Bir kere hepsine genç yazdım zaten projelerin. Az önce bunu söyledim. Cyber genç bir proje ve karışık bir proje. Cyber'ın web sitesine gelen kişi projenin ne olduğunu anlamakta zorluk çeker. Hatta Cyber'ın üzerinde oluşturulan ilk uygulama olan Link 3'e bile girdiğinde zorluk çeker. Hatta bu Link 3'e girip kullanmaya kalkarsanız göreceksiniz ara ara MetaMask'ınıza bağlanmaya çalışıyor. Ara ara farklı pencereler açılıyor ve sizden bazı onaylar istiyor. Burada bazı riskli noktalar var. Onayların hepsi detaylı yazmıyor. O yüzden şu an Cyber genç, karışık bir proje. Kaynak, hepsine yazdım kaynağı da. Kaynak dediğim sirkülasyon kaynakları çok düşük. Yani sirkülasyon kaynağı çok düşük olduğu zaman şu anda bu sirkülasyon artarken 5x sirkülasyon artacak. Evet. Biliyorum bazılarınız beni uyarıyorlar. Diyorlar ki ya sirkülasyon kaynağı az diyorsun ama sirkülasyon kaynağının artışının bir vesting schedule'ı var, programı var. Sen buna dikkat etmiyorsun diyorlar videolarda. İşte CryptoRank diye bir web sitesi var. Kendini çok geliştirdi bu web sitesi de. Burada projelere girdiğiniz zaman vestinglerini görebiliyorsunuz. Bu konuştuğumuz projelerin vestingleri, şu anda ne kadarın işte kilidi açık, ne zaman açılacak, yüzde ne kadar açılacak, hepsinin detaylarını burada CryptoRank'ta görebiliyorsunuz. Bu sitede olan veriler genel olarak %90 oranda doğru oluyor. Ben videolara hazırlanırken bu sitelere kısa kısa bakıyorum ama o kadar rakamsal detayına girmiyorum. Neden? Çünkü şunu biliyorum, bu sirkülasyon miktarı öyle ya da böyle artacak. Bu sirkülasyon miktarları %10'da, %15'te ya. Bunlar 50'lere 60'lara kadar gelmeden yavaşlamazlar. Bunlar o 50-60'lara gelirken de ister 6 ay sonra açılsın kilit, ister işte atıyorum 3 ay sonra açılsın. Ben hep daha uzun vadeli, daha oturaklı işleri takip ettiğim için bu programa pek takılmıyorum. Bildiğim şey şu: 3 ayda bir açılıyor olabilir, 3 ayda bir %3 açılıyor olabilir. Hiç fark etmez. Bundan 6 ay sonra pat diye sert bir ayı piyasası gelir. 3 ayda bir açılıyordur. 6. ayda da işte atıyorum %3, %6 açılmış olur. Bir anda fiyatta deli gibi aşağıya inme gibi bir durum oluşturabilir. Bunların hep göz önünde bulundurulması lazım. O yüzden sirkülasyon miktarları şu anda önemli. Bütün bunlarda hepsinde kaynak yazmış durumdayım. Modelde de aslında cyber modelinde birazcık muallak var diyebilirim. Altyapı oturtmaya başlamış ve sosyal medya uygulamaları yazabiliyoruz üzerinde. Ama sosyal medya uygulamaları çıkartmak isteyen ekiplerin şu anda Cyber'a çok fazla mecburiyetleri yok. Zaten sosyal medya platformu oluşturmak, bunu blockchain'e bağlamak kapsamlı bir iş. Bu işe girişmeye kalkan kişi için Cyber'ın çok kolay bir model oluşturması gerekiyor. Şu anda o kolay model yok. O yüzden buraya negatifte modeli de yazdım ama bu geliştirilebilir durumda. Artılarına gelelim. Kategorimiz bir artı. Sosyal medya kategorisi bu boğanın derinliklerinde bir yerde trend olabilir ve blockchain'in aslında entegre olması gereken kategorilerden bir tanesi. İşte sosyal medyalardaki blok edebilme, işte söz kısıtlama veya organizasyonları destekleme veya reklam mekanizması, bunlar şu anki merkezi sosyal medyalarda oldukça kötü ilerliyor. Bildiğiniz üzere merkeziyetsiz bir ortamda adam gibi sosyal medyalar otursun diye herkes bekliyor. O yüzden kategori artı. Ekibimiz de artı, kim olduğu belli, ulaşılabilen isimlerine röportajları da olan bir ekip var ve aklı başında bir ekip ve partnerler de artı. Proje temel olarak şu anda partnerlerini edinmiş durumda, çok sayıda partner var. Bu partnerlerle toplantılara devam ederek belli bir süre sonra kendini oturtacak diye inşallah umuyoruz. Zeta'ya gelelim. Şimdi Zeta da genç proje ve Zeta da karışık bir proje maalesef. Diğerlerine nazaran birazcık daha anlaşılabilir olabilir. Katman bir EVM deyince yine birazcık anlaşılıyor ama bu işin içerisinde atıyorum Omnichain Smart Contracts var. EVM iken Bitcoin'e bağlanabilme var. Ethereum'a bağlanabilme var. Detaylarına girip dokümantasyona girdiğiniz zaman aslında yine yeni nesil bazı kompleks yapıları kullandığını görebiliyoruz. Ve web sitesinde dolaştığınızda pek bir şey bulamayabiliyorsunuz. Ama şuradan Launch Zeta Hub'a girerseniz hub'ı güzel. Bir de ekosisteme girerseniz şok edici seviyede fazla uygulama olduğunu görebilirsiniz. Yani 20 sayfa var. Evet, 20 sayfanın hepsi uygulama değil ama yine de büyük bir kısmında uygulama çalışması var. Burada karışıklık
Projenin ilk başta anlaşılması ve geliştirilmesinin zorluğundan bahsediyorum. Yine negatif olarak yazdım. Kaynak yine negatif, sirkülasyon kaynağımız düşük. Pozitifliğine geldiğimiz zaman Zeta'nın kapsamı oldukça geniş ve çok güçlü. Az önce ekosistemi de gördük. Bayağı pozitif bir durumda. Ekip pozitif bir durumda. Kamera karşısına çıkıyorlar. Ne yaptıklarını biliyorlar. Takip edebiliyoruz. Ve ilerleme de pozitif durumda. Yani yeni çıkan bu projelerin arasında Zeta bildiğiniz YouTube'da buna dahil düzenli bir şekilde ilerliyor ve takip edilebiliyor. Portala gelelim. Negatif kısımları yine genç ve içeriği şu anda projenin çok ciddi bir negatif. Çünkü şimdi portal girmiş bir sürü borsaya. Burada gördüğünüz gibi Binance de var işin içerisinde. Kim bilir kimlerle neler ne anlaşmalar yaptığı kapalı kapılar ardında. Çünkü bu web sitesinde hiçbir şey yok. Yani bu projeyle alakalı ben mi başka yerlere bakıyorum diye işte portal üzerinden araştırmalar yaparak dış kaynaklardan bir şeyler buldum farklı farklı web sitelerinden, ama kendi sitelerinde gerçekten bir şey yok şu anda. O yüzden içerik olarak eksi dedim. Partnerlikler yapılmış, organizasyonlar, para alışverişleri yapılmış, proje çıkartılmış, şimdi süreç için uğraşılıyor. Ama şu anda içerikte gerçekten sıfır diyebileceğimiz seviyede proje. Kaynak durumumuz %15, yine bu önemli kriterlerden bir tanesi. GitHub'ımız yok. Olacak mı bilmiyoruz. Çünkü bir node mekanizması var. Bu node mekanizması tam anlamıyla bir blockchain mekanizması değil. Burada gizli tutulması gereken bazı veriler olabilir. O yüzden açık kaynağa dönmeyebilir. Bu GitHub tamamen açık kaynağa dönmezse zaman içerisinde proje prestij kaybedebilir. Bu da bir dikkat edilmesi gereken konu. Ve ekip de ortada yok. Yani bu bir organizasyon belli yani. Portal bir organizasyon olmuş Boğa'nın başlangıcında. Tabii bu söylediğim negatif şeyler projenin fiyatı artmayacak anlamına gelmiyor. Şimdi değineceğim zaten. Pozitif kısımlarına geldiğimiz zaman yine kategori. Çünkü bir model de yazdım buraya. İkisine birlikte başlayayım. Şimdi model ve kategori yine az önce söylediğim gibi 200'den fazla oyunla anlaşılmış ve bunların her birine dokunacak bir iş yapılmaya çalışılıyor. Bu şu demek: Star Atlas'ı oynayan kişi Star Atlas'ın kendi token'ıyla da oyunun kendisiyle de etkileşime giriyor, ama istediği zaman dolaylı yoldan portalda da etkileşime girebileceği fırsatları olacak. Bu şu demek: bu oyunların her birinin topluluğuyla etkileşime girebilen bir projeden bahsediyoruz portala. Her ne kadar negatif yanları olsa bile. P-Network videosunda da bahsetmiştim. Çok büyük bir topluluğa etki etmeye başladıktan sonra ürünü düzgün bir şeye çevirebilirlerse, ondan sonra partnerler de, yani işte bu 200 tane proje ve onun dışındaki oyun veya diğerleri partnerler oluyorlar. Bunlarla birlikte çok inanılmaz bir güce ulaşabilir proje. O yüzden kategori, partnerler ve model portal için pozitif. Gelelim Dimension'a. Yine eksilerinde genç, kaynak, ikisinde yazmış durumdayım. Ekibin ortada olmaması bana oldukça değişik geldi. Çünkü Dimension'dan hem çok bahsediliyor, çok popüler, hem de dokümantasyonla ve projenin altyapısına bakarsanız en yenilikçi Celestia ile de birlikte altyapılardan birini kullanıyor ve etkili bir sistem oluşturmaya çalışmışlar. Ama ekip neden ortada yok? Bunu anlayabilmiş değilim. Ekibe o yüzden eksi vermiş durumdayım. Bir de utilitesine eksi verdim. Neden? Çünkü Dimension çok sağlam bir altyapı ve yenilikçi bir altyapı yapıyor, ama yine az önce söylediğim gibi bireysel kitlelere ulaşmakta zorlanır. Çünkü biz hiçbirimiz Katman 2 proje oluşturmayı düşünmüyoruz. Katman 2 proje oluşturmak çok iddialı bir iş. Ekiple girmek lazım, bütçeyle girmek lazım. O yüzden ekipleri, bütçeleri ve büyük abileri ilgilendiren bir konu olduğu için burada utilitesini bir yerde kısmak durumunda kalıyor, ama utilitesi var yine de. Şimdi pozitif yanlarına gelirsek de bu çok güçlü ve yenilikçi altyapısı pozitif. Trend olarak da bir pozitif var. Neden? Zaten Ayı'da da Katman 2'ler birazcık trendte hatırlarsanız. Hala Katman 2'ler trend. Yeni çıkan blockchain'ler genel olarak Katman 2 olarak çıkmaya çalışıyorlar. Bu trend devam ederken bir de sürdürülebilite yazdım yanına. Katman 2'lerin sayısı artabilir ki gittikçe artıyor. Çok fazla sayı arttığı zaman Katman 2'de, Katman 2'ler hala trendken bu Katman 2 projelere girecek bütçenin miktarı azalır. Neden? Çünkü sayıları çok fazla. Ama bu Katman 2'lerin üzerinde çıktığı platformların değeri artabilir. O yüzden Dimension'ın üzerinde çok fazla Katman 2 çıkarsa sürdürülebilite olarak çok iyi bir yere oturabilir proje ve kendi token'ını da çok güçlü bir noktaya oturtabilir. Bu da projenin
pozitif yanlarından bir tanesi. Şimdi genel olarak projelerin ne olduğunu anlamaya çalıştık, detaylarını da yorumlamaya çalıştık. Peki bu projelerden hangisi uçabilir, kaçabilir, önümüzdeki süreçte neler yapabilir? Bunu da birazcık yorumlamaya çalışalım. Şimdi Cyber 410'da olduğu için bu sıralamada hepsinin arasında en altta olduğu için aslında daha yukarıya bu gidermiş gibi geliyor. Ama Cyber sesini duyurabilecek kadar henüz ürüne dönememiş. O yüzden marketing de şu anda bu ağda birazcık zor olduğu için bütün projeler saldırıyor çünkü. O yüzden Cyber'ın da şansı buradaki diğerleriyle aşağı yukarı bence aynı. Diğerlerinde de Zeta bence bunların arasındaki en güçlülerinden bir tanesi 150. sırada. Dimension tabii katmanın iki trendi ve arkasında bilmediğimiz ekibin gücünden dolayı 110. sırada. Portal 185'te. Bana sorarsanız Portal olması gerektiği yerin üstünde. Dimension şu anda olması gerektiği yerin üstünde. Zeta olması gerektiği yerde şu anda bence. Cyber'da olması gerektiği yerin şu anda üzerinde. O yüzden bu projelerin genel olarak azıcık geriye çekilmesini beklerim ben sıralamada. Ama bu projeler yeni projeler. Yeni projeler boğa görmemiş projeler. Bunların reklamı çok yüksek yapılıyor. Şu anda Bitcoin'in işte 60 bin lira geldiği bir dönem yaşıyoruz. Altcoin'lerin boğasının gelme ihtimali var. Ve büyük abiler borsaları full çekmiş, sirkülasyonu çok düşük olan yeni projeleri bizlerin önüne koyuyorlar. O yüzden Twitter'da çok ciddi bir hashtag gücü var bu adamların. Neden? Binance'la partnerlik yapmışlar. Bu sirkülasyondayken Binance'de çıkmış projeler. Binance'e de token, Binance'e de paralar verilmiş. Ve Binance işte Twitter'da hashtag gücü çok güçlü olan yapılardan bir tanesi. Burada anlatmak istediğim şey şu. Biz ne kadar burada negatif yönlerinden bahsetsek de sirkülasyonu az desek de sıralamada beklediğim yerin üzerinde desem de şu anda boğa süreci devam ettiği için ve çok büyük güçler tarafından piyasa yönetildiği için en azından yönetilmeye çalışıldığı için bu projelerin hala sıçrama potansiyeli var. Çünkü o büyük abiler eski projeler üzerinden çok fazla para kazanamıyorlar ama bunlar üzerinden kazanırlar. Nasıl? Buradaki sirkülasyon miktarları işte %10-15 iken 30-40'lara doğru getirilir boğa sürecinde. Ve 30-40'lara getirilirken birbirleriyle anlaşırlar. İşte bir kısmı ona, bir kısmı buna, bir kısmı buna götürüp satış yaparlar. Ve yüksek fiyattan satmış olurlar. Sonra ayı gelecek yani nasıl olsa ayı geldi derler. Kimse bakmaz. Ondan sonra iş ekibe kalıyor işte. Ekibin uygulamalarının tam anlamıyla oturmasına kalıyor. Ayıda da projelerden dayanabilen, gücü yeten, bütçesi hala kalan uygulamalarını yerleştiriyor. Kalmayan kapatıyor. Bir örnek veriyorum. Şimdi burada Portal ile Dimension'ın ekibine ulaşamadık. Ama Cyber ve Zeta'nın ekipleri görünüyor. Direkt isim vermeyeceğim. Ekipteki isimleri de söylemeyeceğim. Ve eski projelerini de söylemeyeceğim. Ama buradaki ekipteki kişiler, bakın bunlar yeni taze proje ya. Ekipteki kişilerin yarısı hep eski projelerden gelmişler. Şimdi ben bunları araştırırken onlara da denk geldim. Çünkü ekipteki adamların isimlerini yazıyorum YouTube'lara. Röportajları var mı diye geçmişleri falan çıkıyor karşıma. Ya zamanında projeler, patlamış projelerden çıkmışlar. Sonra bu projelere gelmişler. Hepsi değil, %100'ü değil ama %40'ı falan öyle. Şimdi bazı projelere giriyor ekipteki kişiler. Proje belli bir yere kadar gelip tıkandıktan sonra diyorlar tamam bu bitti. Çıkıyorlar, başka bir ekibe giriyorlar. Sonra bir daha bir proje başlatıyorlar. Evet, deneyimlendikçe böyle şeyler yapılabilir. Ama asıl ilk projenin token'ı hala borsalarda listeli. Hala işte atıyorum likiditesi var, projesi var, şusu var, busu var. Onu terk edip çıktığın zaman olmuyor yani anlatabiliyor muyum değil mi? Onu oturtabilirsin. Zaten kriptonun asıl olayı bu. Sürdürülebilir bir şekilde oturtabilirsin ve devam edebilirsin. Ama işte ekipten 3 kişinin elinde çok fazla token varsa, topluluğun elinde çok fazla token varsa o 4 ve 5. kişi artık diyor ki ya yok ben buna devam etsem de ben bir şey kazanamayacağım. Diğerleri kazanacak. Ne yapalım? Yeni token basalım abi. Yeni projeye girelim. Yeni token basalım. O yüzden bunlara da çok dikkatli olmak gerekiyor. Bütün bu söylediklerimin sonucunda yatırım tavsiyesi değildir. Ben Zeta projesini takip ederim. Onu söyleyeyim. Nereye gidiyor bu proje diye merak ederim. Eğer çok geniş bir sepetim olsaydı Zeta'dan azıcık ekleyebilirdim. Cyber, Portal ve Dimension'a ben şimdilik bulaşmazdım. Yine bunların arasında Dimension en güçlüsü ama yine de şimdilik bulaşmazdım. Diyelim ki inanılmaz büyük bir sepetim var. Hepsinden alıyorum. Cyber, Portal ve Dimension'ı bu boğada ilk sıçradıkları yerde ben satardım. Onu söyleyeyim. Ama dediğim gibi bunların hiçbir yatırım tavsiyesi değildir.
Mevcut durumları değişebiliyor projelerin. En büyük örneği de size yine bu YouTube kanalındaki ilk videolarımdan böyle aşağı giderseniz Phantom'a gidebilirsiniz. Phantom'a ben olumsuz yorum yapmıştım ve projenin konsepti bambaşkaydı. Adamlar projeyi benim incelemediğim süre boyunca konseptini bambaşka bir hale getirip ekibi birazcık modifiye ettiler ve projeyi canavara çevirdiler ve proje benim o videomdan sonra 100 kat arttı ve yukarıya tutundu. O yüzden buradaki projelerde ben bu videoyu çektikten sonra çalışmaya devam edecekler. Ekipleri, altyapıları, her şey devam edecek. Konsept bambaşka bir yere gidebilir. Bunlar gidip ilk 50'ye de yerleşebilirler veya yok da olabilirler. Lütfen bu söylediklerimi unutmayın. Anlattığım hiçbir şey yatırım tavsiyesi değil. Bugün Cuma'ydı, bir sonraki video Salı günü olacak. Salı günü olan videoları bildiğiniz üzere Pathfinder anket uygulaması üzerinden anlatıyorum. Pathfinder anket uygulaması ile ilgili bilgileri de videoların açıklama kısmında bulabiliriz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.